Yepyeni bölümlerini ilk sen izlemek istiyorsan hemen buraya tıkla ve kanalıma abone ol. Yeni yüklenen videolardan ilk senin haberin olsun. İlk sen izle. Haberleşme karmaşası. Merhaba RGG. Geçen gün Bayram Ali öğretmenin derste bize insanların ta en eski zamanlardan beri hangi yollarla iletişim kurduklarını anlattı. Çok eski yıllardan beri insanlar karşılıklı konuşamayacakları, yani uzakta olan başka insanlarla haberleşmek için değişik yöntemler kullanmışlar. Örneğin bazı toplumlar dumanla haberleşmişler. Duman mı? Dumanla nasıl konuşulur ki? İlginç değil mi? Yaktıkları ateşin dumanıyla nerede olduklarını ve önemli bir olay olduğunda onun haberini uzaktaki tanıdıklarına gönderebilmişler. Başka ne var öğretmenim? Posta güvercinleri varmış. Güvercinler nasıl konuşuyorlarmış ki? Güvercinler konuşmuyor Ayaz'cığım. İnsanlar söylemek istediklerini bir kağıda yazıp bu güvercinlerin ayaklarına bağlarmış. Özel yetiştirilmiş bu güvercinler de kağıdı haber kime gönderildiyse ona götürürmüş. Ne akıllı güvercinler varmış. Diyorum ki öğretmenim, duman, güvercin bunlar güzelmiş ama başka haberleşme yolu yok muymuş? Yani daha kolay yöntemler. Var tabii Ayaz, olmaz mı? Teknolojinin gelişmediği zamanlarda insanlar uzunca bir süre mektupla haberleşmişler. Bunun için özel bir posta ağı, yani bizdeki adıyla postane kurmuşlar. Postanelerde yazılan mektupları ilgili kişilere götüren insanlar, yani postacılar çalışır. Öğretmenim, ben mektubu biliyorum. Bilmen çok doğal. Çünkü insanlar hala birbirlerine mektup yazıyorlar. Ama özellikle telefonun ve internetle haberleşmenin bu kadar gelişmesi sebebiyle artık insanlar mektup yazmaya çok da ihtiyaç duymuyorlar. Ama yine de insanlar sevdikleri kişilerden mektup alınca çok mutlu olurlar. İçinizde şimdiye kadar hiç mektup alan oldu mu? Peki mektup yazan oldu mu? O zaman size bugün vermem gereken ödevin ne olduğu belli oldu. Başka bir şehirde ya da başka bir ülkede yaşayan çok sevdiğiniz bir arkadaşınıza, akrabanıza mektup yazacaksınız. Hem bu ödev sayesinde çok sevdiğiniz birini de mutlu etmiş olacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Aa, Çank. Abla, yardım et. Ayaz, ne oldu? Bir yerine bir şey mi oldu? Hayır abla, ben iyiyim. Çank'a mektup yazacağım ama ne yazacağımı bilemiyorum. Hem sen İngilizce biliyorsun, bana yardım eder misin? He? Tabii yardım ederim portakal kafam. İçinden ne geliyorsa yazabilirsin. Hadi sen söyle, ben yazayım. Tamam o zaman. Şey diye başlayalım. Seni çok özledim. Keşke şimdi burada olsan. Hep bizim evde kalsan. Beraber ne güzel uyumuştuk. Ablamın yardımıyla Çang'a çok güzel bir mektup yazdım. Mektup yazma işini bitirince mektup postaneye vermek için tam evden çıkıyordum. Kapıyı açtım ve... Özgür abi, Mustafa abi. Çok önemli bir işimiz var teyzeoğlu. Hadi Mustafa'mızın mutluluğu için ilk adımı atıyoruz. Sen böyle dalga geçeceksen vazgeçin ben en iyisi. Şaka oğlum ya. Hiçbir şey anlamadım vallahi, ne oluyor? Çıkalım şimdi, yolda anlatırız. Hadi anlatın, ne işimiz var? Benim daha postaneye gitmem gerekiyor. Postane mi? Sen de mi hoşlandın kıza mektup yazdın Ayaz? Sen kimden hoşlanıyorsun teyzeoğlu? Bak işte söylüyorum ha. Ya ben kimseden hoşlanmıyorum. Çin'deki arkadaşım Çang'a mektup yazdım. Ona göndereceğim. Bir dakika, bir dakika. Mustafa abi Neslihan ablaya mektup yazdı. Aşkı ilan diyecek Mustafa. Ayaz da Çin'e mektup yazmış, iyi mi? Vurun bakalım. Baktık bu çocuğun başka türlü kıza açılacağı yok. Biz de mektup yazdık. Çok romantik bir mektup oldu Ayaz. Okusan Mustafa'nın yazdığına inanmazsın. Niye böyle yapıyorsun Özgür ya? Zaten heyecandan bayılacağım şuraya. Henüz bir şey demedi. Çünkü daha veremedi Mustafa. Bu gidişle de veremeyecek. Bence birazdan verecek. Mustafa abi Neslihan abla geliyor.
Neslihan bu mektuba ne diyecek bakalım? Mektubu ver. Bana bir şeyler alıyor. Mustafa'nın da biraz rahatı yok bugün. Aa, hasta mısın Mustafa? Evet hastayım. Hem de nasıl bir bilsen. Ya birkaç gündür başı dönüyor böyle Mustafa abinin. Ay, doktora gittiniz mi? Gittik gittik, geçer dedi. Mektup ver, mektup ver Mustafa abi. Mektup falan yok, mektup yok. Ne mektubu? Anlamadım. Biz de anlamadık vallahi. İşte bu baş dönmesi yüzünden bazen böyle mantıksız şeyler söyleyebiliyor. Mektup mu kalmış bu zamanda? Mektup falan yok yani. Yok. Peki o zaman görüşürüz. Kendine iyi bak Mustafa. Ay, görüşürüz Neslihan abla. Görüşürüz. Evet. Oh, bakma öyle Özgür. Çok heyecanlandım. Ne yapayım? Ama vereceğim mektubu. Vereceğim de kendimi hazırlamam lazım. Böyle birden dank diye karşıma çıkınca olmadı işte. Nerede benim mektubum? Al Mustafa abi. Önce başlıyor çocuklar. Aradan epey bir gün geçti. Mustafa abim bir türlü kendini Neslihan ablaya mektubu verecek kadar hazır hissetmedi. Mektubu günlerce canı gibi sakladı. Bence sen at bu mektubu. Niye atıyormuşum? Baksana, o kadar eskidi ki zarfı sararmaya bile başladı. Senin Neslihan'a mektup falan vereceğin yok. At gitsin, kurtul o mektuptan Mustafa. He? Şimdi gidip vereceğim mektubu. Bak son anda saçmalama yine. Bu defa gerçekten hazırım. O kadar hazırım ki koşarak gideceğim mektubu vermek için. Yürü be Mustafa abi, kim tutar seni? He? Aa, Çank bana mesaj göndermiş. Ne diyor? Abla! Çank RGG'den mesaj göndermiş. Türkçe'ye çevirir misin? Çeviririm tabii ki. Bakalım ne demiş. Diyor ki, Neslihan nasıl bir kız çok merak ettim doğrusu. Mektupta Neslihan'a olan hislerini ne güzel anlatmışsın. Ne? Neslihan mı? Sen çok iyi bir insansın Ayaz. Umarım Neslihan da senden hoşlanıyordur. Eyvah! Şimdi bu Mustafa'nın yazdığı mektup Çank'a gittiyse senin yazdığın mektup şu an Neslihan'a mı gidiyor? Yazmıştın Ayaz mektupta. Ay, keşke hep aynı evde kalsak. Seni çok özledim. Seninle geçirdiğim vakitleri asla unutmayacağım. Filan yazmıştı. Allah diyorum. Şimdi ne yapmamız gerektiğini biliyorsun değil mi teyze oğlu? Biliyorum. Koş Özgür abi, koş. Mustafa! Şu mektuplar ne oldu merak ettik. Japonya'ya gitti mi senin mektup Ayaz? Cemal abi senle uğraşamayız. Çekil yolumuzdan. Mustafa! Mustafa abi gitme! Mustafa! Niye duymuyor oğlum bu bizi? Mustafa! Neslihan, ben sana bir şey söyleyeceğim. Daha doğrusu bir şey vereceğim. Mustafa! Hayır! Mustafa abi! Neslihan abla. Hala anlayamıyorum. Nasıl karıştı ki mektupların içi? Benim zarfımın içine senin mektubun nasıl girmiş olabilir? Sanki biri bilerek karıştırmış gibi. Sanki biri? Biri bilerek karıştırdı zaten. Cemal mektupları sordu yolda. Yine mi Cemal? Gelin benimle. Ben ne yapacağımı biliyorum. Vaf! Ne oldu? Niye çağırdınız bizi? Özlediniz herhalde. Çok özlediyseniz mektup yazsaydınız. Biz de mektup yazalım dedik zaten. Ama mektubu değişik bir yöntemle gönderelim dedik. Sen posta güvercinlerini bilir misin Cemal abi? Posta güvercini mi? O ne be? Tanıştırayım. Posta güvercini. Bu güvercinin normal posta güvercinlerinden bir farkı var ama. Biraz sinirli bir güvercin. Mustafa abim Neslihan ablaya mektup vermekten vazgeçti. Kendini iyi hissettiğinde yüzüne söyleyecekmiş. Çank'la da internetten devamlı haberleşiyoruz. Ama mektuplaşıyoruz da arada. Ona yeni bir mektup yazdım. Cevabı hala gelmedi. Ayaz, Çank'tan sana mektup geldi. Yaşasın! Çank mektup gönderdi. Geldi! Sonunda geldi!